Selam millet, Eder Oyunlar'la tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, Jurassic World The Game oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Neyimiz varmış burada? Velociraptor'umuz varmış bir tane. Velasil dedim yalnız. Velosil'le Velhasıl'ı karıştırdım. Velasil. Velociraptor. Şimdi aman ne oldu? Kod 19 geldi bir tane. Owen sen git buna. Şimdi aslında bugün genelde akşamları çekiyorum ben videoları. Bugün biraz daha erken saatlerde bu videoyu çekiyorum. Sebebi de dün gece video dışı oynadığım kısımda o kadar güzel ilerledim. O kadar çok maç kazanmayı başardım ki görev tamamladım. Birdenbire bizim şu yaratıklarım uyanın oyunu açıldı. Hemen size gösteriyorum onun hangisi olduğunu. Şu açıldı. Clash of Titans. Clash of Titans açıldı. Oradan bir tane topuk zara indirmeye çalışacağız cebimize ama aynı zamanda iki tane de turnuva geldi. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm. İki turnuva birden nasıl geliyor? Shake the Earth, Shake the Earth diye. Biri Nodosaurus veriyor. Biri Mosasaurus Gen 2 veriyor. Bir garip. İki turnuva birden açıldı dediğim gibi. Şimdi bunlar da büyük ihtimalle büyük ödülü alamayacağız. Çünkü garip bir şekilde bir abanılıyor turnuvalara. Ve benim dinozorlarım artık hani o dinozorlar aynı dinozorlarla refresh ederek yetmiyor. Bilmiyorum, belki çok kassa kalırız. Deneyeceğiz bunu, göreceğiz. Şimdi görevimiz yok. Bu maçlarla alakalı bir şeyler yapacağız kardeşlerim sizlerle. Belki takıldığım yerden daha sonra devam edeceğiz. Öncelikle tabii görevleri başka şeyler yaparken 81. level oldum. Her ne kadar şu henüz daha yapılmamış olsa da biz o level'a ulaştık ama gelişmekte olan bir tane dinozorumuz var. 171'imiz biraz pahalıymış. O zaman videonun sonuna eğer ben biraz sabah biraz akşam çekim yapıp eklersem orada görürüz onu. Event'ımıza gelelim şimdi. Event'ını yapmayı unutma diyor. Ben önce şu Clash of Titan'ı yapmak istiyorum. Ha, bu turnuvaları zaten yaparız da turnuvalarda başlangıçta geleceğimiz yerler hani en dandik dinozorlarımızla oynayacağımız için sıkıntı olmaz. Şimdi gelelim Clash of Titan'a. 2 saatim var senin, ne kadar güzel. Bunu kullanamıyormuşuz. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Senin karşına biz bir tane şundan atalım. Bunun karşısına da bir tane Tangelo atalım. Bunun karşısına da bir tane Erlip atalım. Bir anda kazanamayabiliriz bu maçı. Sıkıntı değil. Bir anda kazanamazsak sonra devam eder, sonra kazanırız. Gerçi 13 günün var. Rahat ol. Rahat rahat oyna demiş oyun bize. Yani oyun belki bizim tahminlerimizden de uzun sürede kazansan da sıkıntı olmaz demek istemiş. 13 gün içinde bitecek. Bu ara kazan demiş yani oyna. İniyor. İniyor Sarus. Sinirlendin, en sonunda atak yaptın. İniyor. O zaman sana cezalandırma saldırısı. Madem öyle yaptın buyur. 5 ya da 6 maç bu var bu arada bu turnuvada ilginç bir şekilde. Ben ilk defa bir de bu kadar fazla maç gördüm. Gittik biz, evimize gittik. Olur böyle vakalar. Bizi evimize gönderdi. Tangelo ya Tangelo. Ama adamın Tangelo'su bizimkinden çok dövüyor bariz bir şekilde. İşte bu oyunda hani %100 VIP Legendary yaratık verdiği için acımamış yani. Sizin elinizdeki dinozorların %10, %20 güçlüsü diye koymuş karşınıza direkt. İnsafını çıkartıp bir kenara bırakmış yani oyun. Benim bu küçük boyuma bakma, mermi gibi içinden geçelim şimdi. İşte böyle. Böyle kocaman adamı devirirler. Evet, gelelim ikinci maça. Bak böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim ha. Böyle, bunu yaparak gerçekten ufak da olsa bir avantaj verdin bana. Teşekkür ederim. Ben diyeyim ki daha bir ince daha küçük. Vallahi varmış. Bir tane bundan diyeyim. Bir tane bundan diyeyim. Bir tane bundan diyeyim. Acaba çok mu riske attım? Canlar çok az olduğu için hani dayanamaz mıyız karşılarında bilemedim ama. Ha evet, ikilik saldırı yapsa bunu indirebiliyor zaten. Bu biraz kötü oldu. Umarım yapmaz öyle bir şey. Ki yaptı. Bir ikilik de buna yapsan indiriyor musun acaba? Şöyle yapayım ben.
Abi bir ikilik de bana yapsa indiriyor büyük ihtimalle ve yapabilir de yani. Bak yapmadı bu sefer. Bu sefer de yapmadı. Dur ya. Aa zırh verip duruyor adam, çıldırdı. Şimdi üçlük yapar ama. Üçlük yap bari. Hadi. İşte bu be. Bu kadar güzel hazırlıksız yakalanıp da oyunun devamını bir umut bağlamamı sağlaman beni sevindirdi. Zütönk diye kanadı vurdum ağzına. Şimdi senin zaten ikilik saldırman lazım. 4 enerjin var. Üçlük saldırırsan da zırh verdim olmaz. Dörtlük saldırırsan olur sadece. Hiç saldırmadı. 2 enerji, 2 zırh yaptı. Ben böyle bir bilgisayarın böyle oynadığını görmedim daha önce. 4 zırh ne lan? Dört zırh ne oğlum? Peki, şimdi seni evine gönderdik. Senin hasarın kaç? 780. Düştü 400'e. Yine de üçlük saldırı yaparsa sakata geliyorum. İki zırh verelim. Bir de şimdi benim bu oyunu hiç kazanamamam çok yüksek ihtimal. Çünkü adam şimdi şuradan dörtlük saldırı yaparsa bana tamam. Abi hiçbir şey yapmazsa bu adam yine 4 zırh vermiş olabilir. Yani bak dörtlük saldırıyı yaptı ya, oyunu kendisi kaybetti. Hiçbir şey yapmasa bilgisayarım, ben ilk defa yapay zekanın, bunca zamandır oynuyorum yapay zekaya karşı, ilk defa 4 enerjili turu geçip 4 zırh verdiğini gördüm. Çok ilginç. Demek ki yaşadıkça neler görüyoruz. Şimdi bir devam eder misin öyle 3 etobur, 3 otobur falan diye? Turnuvayı bana altın tepside sunar mısın? Sunmazmışsın. Peki. O zaman sana karşı bir koala. Counter yok en azından koalanın. Buna karşı bir Erdip, ki Erdip'in counter'ı var şurada. Yoksa karşıysa Tapajala, ki onun da counter'ı var. Hem de Tapajala'ya neredeyse tek atar bu counter. Bilgisayarın kötü oynaması ya. Kazanma şansımız bu. Yine zorları bizimkilerden güçlü ama onun bir bilgisayar olması, ya işte aha böyle garip garip hareketler yapması avantajımız var. Yani hocam zaten seni, bunu seni dövmek için aldık oyuna. Koalasaurus seni dövmek için gelmişti, yani bu şansı verdin ona. Zaten adam mission complete. Mission complete dedi. İkilik saldırı geliyor tabi haliyle. Hesap etti, kitap etti adam. 1215 çok acımasızmış ya. Eolambia neymiş? Lamba da yaptırıyor rakibine resmen. Gerçekten çok acımasız bir hasar o ya. Hasarı düştü, anca adamı geçebildim yani. Bak eğer yoksa ne güzel. Azıcık hasarı var yani tadında. Normalde bir zırh versem indiremiyordu üçlük saldırıyla. Zırh vermedim ama o da ikilik saldırdı zaten, sağ olsun. Bu avantajı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ölümünü garantileyim senin şöyle bir. İş kazası falan olmasın. Zaten şu anda bana ikilik de vursan sadece, enerjini saklasan falan hiçbir şey fark etmiyor. Sana şimdi şöyle bir ok kalısından bir 20 bin 30 bin geçirelim yani. Çok affedersin. Üzerime afiyet. Sen bunu hak ettin yani. Ah be, 20 bin geçiremedik. 30 bin hiç geçiremedik. 19 bin. Yan yattı böyle. Adam yan yattı arkadaş. Sakata geldi. Bir sonraki... O rakipler çığırından çıktı. Rakipler çıldırdı. Patron çıldırdı. Şurada Ostapasaurus seçelim bir tane sana karşı. Sana karşı bir tane Metriodon seçelim. Sana karşı da bir Stegnosuchus seçelim. Zaten yani hasarları bakmayın, adamların canları yüksek değilmiş gibi görünüyor da kardeşlerim, hasarları çok yüksek. O yüzden öyle görünüyor. Adamın yarıya düşmüş hasarı 500. Neyse ki bu dinozorda bir şey var. Psikolojik sorun var.
bir çıldırılmışlık var. Karşısındakini ısırması gerektiğini düşünüyor devamlı. Ki bu da iyi bir şey. Böylece hemen pes ediyor. Kendini yavaşça yere doğru bırakıyor. Mastodonsaurus 1058 bonussuz tek atıyor adam. Bir zırh verdiğimiz düşünse ikilik saldıracak. Garip hasarlar ya. Şimdi bak benim bonuslu hasarım anca yani derken benim de 2000 olmuş bonuslu hasarım. Ben de eşeğin kulağına su kaçırmışım yani. Ama bonuslu hasarım sonuç olarak ki benim canım da çok az yani. Bunun canı 3300 benim 2500. O yüzden hasarım yüksek. Şimdi şuradan gelene bakalım. Hasarı benden birazcık küçük ama canı benim iki katım. Misal. Niye böyle bir çılgınlık yaptın? Sorabilir miyim sana? Yani bir de zırh vermediysen ölür gidersin, gülerim bak. Ha bir zırh vermiş bari, iyi. Eudimorphodon. Ne yaptın ki acaba sen? 5 zırh. Abi çıldırdı çıldırdı. Bilgisayar çıldırdı. Matematiksel olarak kaybedeceğini anlayınca saçmalamaya başladı bilgisayar. Yani o kadar laf ettim falan ama biraz daha zorlasam tek bir seferde halledebilecekmişiz ki kardeşlerim dediğim gibi ben şimdi bu videoyu gündüz çekiyorum. Gece devam edeceğim video çekimine. O yüzden bu dinozorların süreleri gelmiş olur. Tekrar bunları oynar. Ağzını burnunu kırarız onların. Hemen şuradan diğer yapmak istediğim size Battle Stage maçı. 7000 DNA maçı var diyor ya. Evet, o da güçlü dinozorlarla. Onu da sonraya bırakacağız. O zaman şu eventlar. Mosasaurus Gen 2'ye bakabiliyor muyum buradan? Bakamıyorum nasıl bir şey olduğuna. Buna da bakamıyorum ama bakın şöyle bir girelim. Turnuvaları hatırlarsınız zaten nasıl olduğunu. Şimdi turnuvalarda ilk başta hiç derecelendirme falan yok henüz. Derecesiz bir maç yapacağız. Bir, sizinle aynı anda birini aa bak güçlü oyuncu var diye bilgisayar bir hile hurda yapmaya çalışırsa yapıyor. Ona bir çözüm yok. Ama eğer öyle bir hile hurda yapmazsa ilk başlarda şu bile fazla. Birinci level dinozor falan geldiğini çok gördüm yani ben. Ha bundan güçlü gelebilir, her zaman söylüyorum. Top level da gelebilir ama işte yani. Olması gerektiği gibi geldi. Birinci level geldi dinozor. Bizi counterladığı halde vah bana vahlar bana şeklinde adamın durumu. Çocuğum çok naz yapmasam. Teşekkür ederim. Zırh vermek PvP'de yani böyle bir yerde laf söylemiyorum bu arada, zaten adam hani rakibin kazanma şansı yok. İki rakip bilgisayar, her zaman söylüyorum. Hala oyunculara karşı oynadığını düşünen kardeşlerimiz var. Maalesef, maalesef keşke öyle olsa. Ama değil işte. Oyuncuların isimlerini, oyuncuların resimlerini kullanarak onların dinozorlarıymış gibi dinozor, jenerik dinozor üreterek şey yapıyor, bilgisayar dövüşüyor sizinle. Yani bu oyunda şeyi yazmamışlar, o multiplayer ara birimini. Oyuncular birbiriyle kapışsın diye. Zaten gerçekten multiplayer olan oyuncuların birbiriyle etkileşime geçtiği işte Heyday gibi, ne bileyim Clown Wars gibi falan, hani böyle oyunlarda biliyorsunuz chat de var. Bu oyunda chat de yok zaten. Yoksa bir lobby olurdu, chat olurdu. Ne ezildin be. Bir saldır, yedilik falan vur, bir ağzını kır şu adamın artık. Ben senin adına ben üzüldüm. Sen kuşsun, büyük düşün. Karşında su canlısı var. Amfibiyon var. Ha? Atlayaraktan zıplayaraktan geldi ve onu counterlayan yaratık oldu. Ay 9 vurdu ya. Tek haneli rakam görmeyeli ben ne kadar süre olmuştu böyle. Biraz oynamıştır şimdi insanlar. İlk galibiyet bizi çok yükseltmez. Turnuva başlar başlamaz oynamıştım. Aa yine aynısı oldu. Prey ligine geçtik. Prey ligine ulaşıldı diyor. Güzel.
Liglere bakalım. Hatchling vardı, Prey var zaten. Survivor Hunter, tamam Predator'a çıkıyoruz maalesef. Ondan sonrasında bizi daha ilerletmiyorlar. Şuraya çıkıyorum da indiriyorlar aşağı işte. Atalım bir maç daha. Şurada beni bu maçlarda en çok zorlayan şey en altta güçsüz dinozorlara kadar inmeye çalışmak oluyor. Bakıyorum. Yani işte denk gibi. Bak şöyle bir açılış da mesela benim avantajıma şimdi. Birinciyi de verdiyse yani. Şimdi sen düşün diyorum. İşte yapacağın bu. Başka bir de saldırırsam var ya. Ağzın burnu kıyırar o diyeceğim sana. Evet. Bunu yapmayacaktım. Bu yaptığın hiç hoş olmadı. Şimdi ben indireceğim. O gelip o indirecek. Sonra ben indireceğim. Sonra o indirecek. Birbirimizi sırayla döveceğiz böyle. Ama onun bana göre bir counter avantajı varmış yine. Benim şurada gelen adamın etobur sonraki gelen adamın su canlısı olması lazımdı. Zırhsız memleketten çıktınız galiba yani. Zırhsız, defanssız, enerji biriktirmesiz memleketten. Gelene 3 saldırı, gelene 2 saldırı adam böyle basıyor. Dediğim gibi bilgisayar bazen saçmalıyor yani. Şey diyor, taktik maktik yok, bam 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 diyor. Şu kaç atak yapıyor? 80. İkilik vurmaması lazım bize. Şimdi dörtlü kapanmazsa işte rezaleti bu sefer yaşayacağım. Abandı. Çok da mantıklı bir şey yapmışım doğru hesapla. Rezalet olmayacaktı şimdi ama dörtlü kapanmazsa şöyle bir şey yapıyordu. Bilgisayarın 4 zırh vermeye başladığı gerçeğini görünce ben üzüldüm yani. Hani 5 enerjim olacak. 5'lik saldırayım. Abi 4 zırh verdiyse adam. Hatta 5 zırh bile verdi ya. Bütün hasarı bloklayabilir. Ve Prey Ligi'nden Survivor Ligi'ne çıktık. Peki. Çevir hocam onu da. Hadi be! İki tane Mosasaurus Gen 2 paketinin arasından tutup da bir tane şey vermen gerçekten de sana saygı duymama sebep oldu. O zaman kardeşlerim bir de iki tane şuradan maç atalım. Hatchling'den başlayalım. Git 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 git. Şunu seçeyim ben. Bunu seçeyim. Ne yapıyorsun ya? O kadar dinozorun arasından tek oynayamayacağını mı seçtin? Karşıma şey geliyormuş böyle. VIP Legendary'ler bazen oluyor çünkü öyle. Bazen daha başlangıç liginde ve fena gelmedi bu arada. Başlangıç liginde falan oluyorsunuz. Karşınıza bir rakipler geliyor. Göz yaşartıcı bomba. Dup. Çok güzel vuruyor kuyruğu ya böyle. Tombi kuyruğunu dup. Hatzegopteryx. Asterix ile Hopteryx'in birleşiminden oluşmuş kuş. Evet, bence swap yaparak çok iyi bir şey yaptın. Bence bir saldırarak hiç iyi bir şey yapmadın. Çünkü kaya böken, kaya böken, sabah kalkar en erken. Ankylosaurus'umun gücünün tadına bakacaksın eğer böyle bir şey yaptıysan. Sen de saldır geç. Vallahi iki zırh verdiysen kızarım. Kızarım. Yine de 275 vururum. Bu oyunu bozarım. Anklom ya. Burada ne yaptık? Burada da aynı şekilde Prey Ligi'ne atladın mı? Atladın. Güzel.
Mystery pack gelirken veririm diyorsun. Başka pack gelirse vermem. Anlıyorum seni. Dinozorun olduğu booster pack'i gelirse onu vermem diyor. Çünkü onu verirsen neden? Daha turnuva bitmeden dinozoru kazanmış oluruz. Olmaz. Bize 40 yılda bir kıyak yapmış olur oyun. Bu neden yapsın değil mi? Yapmasın yani. T-Rex'i verelim. Gallimimus'u verelim. Bilinenlerden seçelim bu sefer. Bunu da sokusu verelim. Bakın dilim yandı bir kere. Sütten yoğurdu üfleyerek yiyorum. Direkt gücü yüksek dinozorlarla oynuyorum. Bu lige yakışmayacak. İşte rakiplerimiz böyle çünkü. Bu maçı da yapalım kardeşlerim. Önceliğine bize verirsen çok teşekkür ederim Kıpız. Aerotitan kuyruk darbesi yedi T-Rex'ten. Doğarken bunu hiç düşünmüş müdür acaba? Göklerde uçacaktım falan ben nasıl oldu bu diye. Hadi 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 tempolu biraz tempolu. Biraz fast oynayalım. Çok şıvaya oynuyorsunuz. Biraz fast oynayın lütfen. Üçünüzün biriktirdiği enerjiler bir aduket şeklinde güçlenerek bana doğru gelecek mi acaba şimdi bakalım. Zavallı var ya iki enerji iki zırh yapacak. Çünkü o hasarla 8'lik saldırı yapması lazım hasar vermek için ve bir ısırılarak gidecek. Hatta bir zırh 3 enerji yaptı. Kardeşlerim liglerdeki ışık hızındaki yükselişimize şöyle bir göz atalım şimdi. Bu ışık hızındaki yükselişten sonra... Evet yine Survivor Ligi'ndeyiz. Hatta daha bile yukarı çıktık galiba geçen seferkinden. İki turnuvada da Survivor Ligi'ne çıkmış olduk. Şimdi ben video dışında çünkü onlarca maç yapmam gerekecek yani. 2 saat sürer. Biraz daha maç yapayım. Ondan sonra da kısa bir süre sonra sadece dinozorlarımızın süresi tekrar dolduktan sonra sizinle şu Restriction maçını, 80. level maçı yapacağız. Bu da çok değil dediğim gibi kısa bir süre sonra yani 6-11-12 saat sonra görüşmek üzere kardeşlerim. Saatlerimiz gecenin körünü yaklaşık gece 1.30'u gösterirken yeterince vakit geçtiğini düşünerek tekrar bilgisayarın başına dönüyorum. Çocuğum collect dedim yavrum. Yavrum collect dedim evladım. Seni şöyle bir bırakalım şuraya gelelim. 10. level yapalım. Evolve diyelim. Başlatalım şöyle. Ve bitme. Kral. O zaman seni bir kere daha Evolve deyip şimdi bir bekleteceğim. Çünkü daha seni level atlatmak var. Senden sonraki diğer versiyonlarını level atlatmak var. Bir de daha bunlar falan birleştirilecek. Yani daha çok işimiz var. Hemen şimdiden pes edip de patır kütür dolarlarımızı harcamaya başlarsak bu iş olmaz. Efendim şuradan bazı yapmamız gereken şeyler var. Booster pack'imizi de açalım. Evet, böylece günlük görevlerimizi de tamamlamış olduk. Arada kardeşlerim sizlerin görmediği benim yaptığım görevler oldu tabii. Bunu da gerçekleştirdik çok güzel bir şekilde. Günlük görevimizde çocuğum al şunu evladım. Günlük görevimizde kalmamış. Sana gelmeden önce şu üst taraftan bakalım. O ne kadar güzel. Fight for Funds diye bir şey gelmiş bir de. Monsters of the Deep gelmiş. Zaten iki tane Shake the Earth vardı. İki tane Shake the Earth vardı. Ne oldu diğer Shake the Earth'e? Ana! Bug'lı Shake the Earth müydü o? Shake the Earth'e ne oldu? Nereye gitti? Elimde delil var. Videomda görünüyor iki tane birden Shake the Earth olduğu. Bak ya, bug'lı Shake the Earth olmuş. Bununla alakalı bir yenilik var mı? Özür dileyin bizden. Bug'lı Shake the Earth'le dinozorlarımı kullandırdınız. Dermişim. Zaten en dandikleri kullandım. Neyse. Şöyle bir gelelim sayfa tertemiz. İşte görmek istediğimiz sayfa. Diyoruz ki Mastodon. Ama önce şöyle yapıyoruz. Yo, herhangi bir şey yapmıyoruz. Şimdi benim korktuğum şey şu. İki tane bu şey seçeceğim. İki tane su canlısı seçeceğim. Ondan sonra bunları dövmek için bunu çekecek adam zaten onların karşısına. Oraya da bir tane otobur çekeceğim. Bunu çekecek falan. Herkes birbirini counterlayacak. Otobur gidecek. Otoburu yiyecek şunlarla. Su canlısıyla otobur baş başa kalacak. Çok kötü olacak. Ben şöyle yapayım.
kolay indiremeyecekleri bir şey seçemedim. Adamların zaten öyle bir derdi yokmuş. Buradan bunu anladık. Adamların böyle bir derdi yokmuş. Adamlar savaşmaya gelmiş abi. Adamlar savaşmaya gelmişler. İkilik bir saldırı yaparsan da sen bir tür Spino ırkısın galiba. İkilik saldırı yaparsan da sen onu götürüyorsun. Müthişsin. Tek kelimeyle müthişsin. Şimdi bak. Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Niye dersen. 3 enerjim olacak ama bir dahaki tur senin de 3 enerjin olacak. Bunu çektiğinde hala 2 enerjilik atak yapabileceksin. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Çünkü hiç kullanamayabilirim bunu. Adamı direkt değiştirmeyi deneyebilir. Değiştirip bununla ikilik atak yapmayı deneyebilir. Böyle bir şey yaparsa ölüyorum zaten. Böyle bir şey yapmadı. İkilik atak yapmadı. Peki elinde 2 var değil mi senin? Şimdi ben seni hiç bekletmeyeceğim. Dediğim gibi bunu indirme şansım var çünkü. 1-2 seni indiriyor. Elindeki 2'yi eğer zırh verdiysen diye de şöyle yapayım. Vallahi vermiş. Rezil olurduk, kepaze olurduk. Bir şey söyleyeyim mi? 1 saniyede rezil olurduk yani. Yavrum artık yollar senin, buyur. Enerjin yok ekstra ama yapıştır. 1-2-3 dersen indiriyorsun. Bir de... Aa, böyle indiriyor muymuş? Kaç vuruyor? 5500 galiba. Evet zaten indiriyormuş. Ama arkadan gelen adam senin kaderini mühürler. Hiç açma ağzını öyle. Terbiyesizlik yapma. Sen şöyle bir gerilmeli ısırık gördün mü? Hayatında. Kazanılmış bir, hak edilmiş bir zafer. Kardeşlerim, topuk zara cepte. Oo, 1000 de para aldık. Mükemmel. Topuk zara cepte. Topuk zaranın istatistiklerine bakalım bir. Topuk zara neymiş? Canım, topuk zara açıldı. Tamam, teşekkür ederim. Ben de fark ettim onun açıldığını. Gösterip duruyorsun. Topuk zara açıldı. Topuk zara açıldı. Topuk zara açıldı falan diye devamlı gösteriyor böyle de. Ben fark ettim zaten onu. Şimdi şu SDNA, MSDNA onları geçelim. Eselim o DNA'lara. Şimdi Fight for Fund'ı size gösterecektim kardeşlerim. Bakın şurada 30, 30, 30, 30 diye. Total 120 para veriyor, tamam mı? Sadece 120 para için turnuva. Şu anda yeni bir tırnaklı, çentikli turnuvamız olmadığı için de böyle şeylerde işimize yaramayan da yarışmak zorunda değiliz. Çünkü herhangi bir türlü bir işimize yaramayacak. Hani para verdiği bonus haricinde şuna bakın. En iyi dinozorumuzu karşılaştırıyoruz. En iyi dinozorumuzdan güçlü. Niye? Sırf dolar veriyor. Çünkü dolar oyuna göre en değerli şey. Çünkü her şeyi yapabildiğiniz, işte yumurtaları hızlı çıkartabildiğiniz, dinozorları tekrar açabildiğiniz şey. Bu bize ne veriyormuş? Climate Shift'te şunlardan bir tanesini ama %2, %2, %2 diye şöyle herhangi bir şeyi verebiliyor. %2, 1, 2, 1 ihtimalle. Yani çok acayip random geliyor onlardan bir tanesi. Geri kalanlar foodlar, DNA'lar. Güzeldir. Bu oynanabilir. Şunu tabii ki biz ne olmuşuz? Survivor League'e mi geri düşmüşüz? Abi sen ne insafsız bir oyuncusun ya. Survivor League'e nasıl geri düşürdün adama? Acımasızlıktır bu ya. Tekmeyi bastığı gibi Survivor League'e geri yuvarlamış. Şimdi biraz dolarlarımız çıktığı için 35. level canlısını belki bir bakalım, şu maçı atalım. Koşturmak mantıklı olabilir. Gitsin biraz boy göstersin sahnelerde diye. Eğer düşmanımızı bulabilirse oyun. Buldu oyun düşmanımızı. Düşmanımız bunu counterlıyor. Bununla kafa kafaya buna kapatıyor. Kapak oluyor ona ya tek kelimeyle. Gerçi bunu da counterlıyor dedim, şuna bak. 150'ye 86. Yazıktır yani, bu mu counterlıyor? İşte insan beyninin 4'te 3'ü sudur. Çizelgesinde. Irritator bu durumdan çok irite olmuş vaziyette böyle bakıyor bana. Üçlük saldırdım, daha nidem dedi. Böyle baktı, daha nidem dedi, üçlük saldırdım. Ah, bir zırh verdiysen diye ben de üçlük saldırdım Irritator. Bam diye şöyle bak, kafayı sıyırtmalı. Eski kafacılardan kim kaldı deyip sıyırtmalı kafa attı. Güzel ısıran bir şey gelmiş bu sefer. Bir ısırabilir, bizi üzebilir. Bir ısırmadı. Hatta acayip fazla bir miktarda zırh vermiş. Bizi hafif eglendirdi. Şimdi 5'lik yaparsan, 4 zırh verdiysem kazanıyorsun. 5'lik saldırmanı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Jurassic World'u okuyan adam. Dede.
Yani zırhın yok, zırh veremezsin. Bir atakta indin zaten. Metria Long şu anda indi ve böyle bakıyor oyuna. Şaşa vaziyette çünkü karşısındaki adamı gördü. Var ya, ben daha ona şaşı diyorum. Delikanlının önde gidiyormuş o. Kanının son damlasına kadar savaşıyor. Maksimum saldırı diye bağırdı hayvan. T-Rex git. Standart tek atan hareketini yaptı. Önce çığlık, sonra kıt. Oyun turnuvada maç kazanmamıza kalbi dayanmadı. Kaçıncı olduğumuzu bize gösteremedi. Defolur giderim ben o zaman dedi. Çekti gitti. Gerçekten de çekti gitti. Turnuvada kaçıncı olduğumuzu da bile bilmiyoruz böylece. Ne kadar hoş değil mi? Şöyle bir devam edersek eğer göreceğiz. Hatchling League'e gelmişim. Hatchling League'deyim. Mükemmel. Sinirlerim bozuldu. Vallahi sinirlerim bozuldu. Shake the Earth'ın Mosasaurus turnuvasını sizin gözleri önünde sabah oynadım. Hiç oynamamışım gibi 0 puan diyor. Biraz önce girdiğimizde de yoktu. Çok değişik. Bunda neredeyiz? Ha, bunda Survivor'da. Ben diyor Hatchling League'e gelmişim. Geri gitmişiz çünkü. Predator League'e çıkmıştım. Birinde Hunter League'deydim. Bak, diğerinde Hunter... Bunda Predator League'deydim. İki maç dağıtınca çıktım ama tabii kimse oynamadığı için daha çıkarmıştı beni oraya. Çat diye geri atmış. Orada da Hunter League'deydim. Ondaki bütün puan gitmiş abi. Şaka mı bu ya? Hunter League değil belki ama... Yani şuradan yukarı çıktığımı en azından sizler görmüştünüz videonun başında. Bana göre tabii 10 saat önceydi bu ama... Ya da işte ne bileyim 8 saat önceydi ama size göre belki daha yakın bir zamanda, belki de 12 saat önceydi, bilemiyorum. Neyse, bu gariplik kalsın. Orta daha savaşsam mı bilemedim şimdi, yani savaşacağım, çıkacak, bir daha geri atacak. Çok 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 ilginç. Al sana, al sana Karakan, hadi hadi yandan. Eryops, counter'ın gelsin. Bunun hasar... Ooo! Counter gelirse tek atar ha. Sakın saldırayım deme. Abi bu ne saçmalık? Ne biçim bir şey var onun? Saldırısı var öyle. Zırh vermiş o. Aman kalbime indi. Bu adamlar her zırh vermediğinde bizim ağzımızı burnu... Ağzın burnu kırsın o. Olur. Ağzımızı burnumuzu kırmaya acayip yaklaşırlar her zırh vermediklerinde. Şimdi kimi feda etsek? Bu counter'lamasa da döveriz diyeceğimiz adamımız var. Abi şunu bir değiştireyim. Bir zırh vereyim, 3 enerji vereyim. Eğer oradan zırh geldiyse, zırh gelmemiş abi, adam enerji çekmiş, çakala bak. Üçlük saldırırsa da gidiyorum. Oo baba, hayırlı işler, ne yapıyorsun? Sonsuzluğa doğru bir zırh... Sonsuzluğa doğru bir zırh yükselişi yaptı adam. Peki. Artık bu kumarı oynayacağız. Yapacak bir şey yok. 1-2 diyeceğim. 4 enerjisi var. 2 de zırh vermiştir diyeceğim. 2 de enerji bırakmıştır diyeceğim. 1 zırh vermiş hatta. Zarardayım ama en azından bir adama eledik. Hani kuş görevini yaptı. Artık şu otobur gelip onu alıp yiyip evine götürürse üzülmeyeceğim. 1-2 üçlük saldıracak. Kötü olan o. Sadece üçlük saldıracak olması kötü. Şimdi bir de şöyle yapacağım. Şunu getireceğim. Maksimum zırh vermiş olabilir. Bazen böyle yapıyor oyun. Yani çok iki kere peş peşe, evet, iki kere peş peşe abanmayayım diye. Bilgisayar böyle 8-7 enerjiyle falan çıktıysa, 2-3 de öldürürse geri kalanını da maksimum zırh veriyor. Şimdi güzelim, bak sana ne yapalım biliyor musun? 1-2 zaten öldüremiyor. 3 1-2 diyelim. İnşallah 2'den fazla zırh vermemişsindir. Yine 1 vermiş. Bilgisayar biraz fake'çi oynuyor. Az zırh vererek, fake'leyerek oynuyor biraz. 7 zırh verdiğimi düşünsen 7'lik saldırabilir misin acaba? 6'lık saldırdım. Ben inanmıyorum buna. 3 zırh verseydim bence
üçlük oradan 400'den 2000 bilmem kaç yüz falan yapmazdı. Sen kumar oynadın bir enerji de bırakayım diye. Oyna ama oyna, hakkındır tabii. Bayağı zaten kekoluk yaptın bana yeterince. Ska 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 diye üçlü pençe. Orada bir 4 zırh verdiğini tahmin ettim yani. Aslında o çok büyük bir şeydi. Avantajdı. Az enerjiyle saldırdığında zırh vermeyip enerji vermiş olsa 7000 DNA diye çat diye verdi. Vallahi helal olsun. Ne diyorsun? Teşekkür ederim. Bir de bir saat içinde, bir gün içinde bunu oynayabilirsin diyor. Bir sürü daha maç var abi. Onları niye göstermiyorsun bana? Peki ben Mosasaurus gen maçını bir yapayım bakayım. Acaba düzelecek mi şey? Benim sıralamayı oradan yukarı çıkartacak mı? Velhasıl Veloci Anklo. Güzelim Koetsal. Ark'la ilk olarak elde ettiğimizde çıldırdığımız Veloci. Teyimlediğimizde her şeyi, taşları, demirleri yamulttuğumuz Anklo. Üzerine dev gibi üst kurduğumuz kuşlar. En dandik yaratıklar bu oyunda. Ne yapalım? Üzücü bir durum. Kusura bakma ama sana tek atıyormuşum. Şimdi fark ettim. Pijamali insan. Pijamali insan. Dinozorlarına tek atıyorum. Gerçi Gigantosaurus da bunlardan kötü yani. Bunlar yine süper rare, bu rare. Yap ikiliyi, saldırı geç ya. Abi bu 24 hasan nedir ya? 8'lik yapsan öldüremezsin adamı. Yani herif ne yapsın? Enerji biriktiriyor. Ama olmayınca olmuyor tabi. Acaba gerçekten 20 puan mı verecek şimdi bana turnuva? A vallahi 20 puan aldı dedi. İnanılır gibi değil. Kafana göre turnuvayı kaldırıp kaldırıp geri getirirsen bu benim suçum mu? Bence bu adamlar yanlışlıkla iki tane turnuva açtılar yan yana. Ondan sonra millet uuu baby deyince de aman yanlışlık yaptık, biz bu turnuvayı kaldıralım dediler. Sonra millet bu sefer de isyan etti benim gibi, biz enerjileri kullandık, bir şeyler yaptık falan diye. Bu sefer tekrar korkudan turnuvayı getirdiler ama puanlar sıfırlandı. Çok mu fantastik bir hikaye oldu bilemedim ama bence oldu, bu yaşandı. Zavallı Tapajera. Tanıyorum seni, adın yazmasa da. Sen bu kadar basit bir kuş muydun? Seni ilk buldum, evcimleştirdim. Sağa sola uçabiliyordum böyle Pteradon'un aksine. Bir yerlere asılı kalıp oradan ağaçların üzerinden böyle milleti kesebiliyorduk. Abuk subuk genetiğiyle oynanmış dinozorları baş tacı yaptı oyun. Sizin gibi asıl cengaverleri göz ardı etti. Kabul edilemez. Neyse, şimdi şuna geleceğiz. Yap, devam ettir. Bu var ya, ahlaksızlığın önde gideni. Devam ettir. Güzel. Ama galiba bunu tamamlamayacağım ben yine de ya. Bir şey söyleyeyim, yok bu 20 bin falan yemek istiyor. Zaten bunu 10 kere level atarsak 200 bin yemek verecek. Bunu birleştirirsek 3 kere speed up yaptıracak. Bir de onu beslesek ondan sonra... Bir de ondan sonra bunları birleştirsek, beslesek falan bir sonraki günün görevlerini baya baya tamamlar. Hatta video çekeceğim güne kadar o görevler kalır kardeşlerim. O yüzden ben bunları yapmayayım. Bakalım bir sonra bize ne görevler geliyormuş. Stakeholder, Loyalty Point, Legendary Rumble. Bu da biraz zordur bu Legendary Rumble'ın maçları da. Glacial Shift. Bir sonraki gün Test Your Strength. Biz birlikte Glacial Shift ve Test Your Strength'i oynayacağız. Güzel bir common. Bir rare, bir bilmem ne falan diye oynatır bunu. Bu güzel bir maç. Burada buzul canlılarıyla oynarız. Bu da güzel bir maç. Diğer adamlarımızla şu turnuvada maçlar yaparız. Eğer kullanmadıysak, iki turnuvada yaşıyorsa ben o zamana kadar tabii turnuva maçlarını yapayım. Şurada su altı canavarlarıyla maç yapacağız ama bu da evet yani hemen hemen bizim canavarlarımıza denk ve daha da güçlenir. Ben bunu kendim yapayım. Şu da zaten yapılmayacak bir oyun. Bir dahaki videoda da en sonunda... 35. yıl yaratımızı tamamlar. Yeni görev neymiş, sıradaki görevi böylece görürüz. Şuraya da bir bakayım. 4 güne 5 saat. Çok hoş. Neye bakacaktık bu arada?
Neyi merak etmiştim? Kuşu değil mi? All creature değil. Pterosaurlar. Pterosaurlar da şöyle bir gideyim. Tupuksara. Tupuksara 40. level'da 2900'e 900. Dimorphodon 2900'e 900. Yok, yanına yaklaşamadı. VIP Legendary'lerden bir tanesiyle karşıla. Hibritle karşılaştıracağız. 2900'e 900. Ha, hibrit bu VIP'yi geçti. Scorpterus onu geçti. Kısmet. Seni de hatch diyelim o zaman. 6 günde de sen hatch ediliyorsun. 1600 istiyor. Hey maşallah. Kardeşlerim, burada videomuzu sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeni, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.